Özellikle çocukların, gençlerin bilime dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmesine yönelik bilim ve deney setleri imal eden Rentec, Türkiye'nin bu alanda ilk yerli üreticisi unvanı taşıyor. Birçok şehirde bilim merkezinin kuruluşunda imzası bulunan Genel Müdür Hüsnü Akalın gençlere sesleniyor, bilime dokunmaktan korkmayın diyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenmek her yaştan birey için en etkin yöntemdir. Bilimi dokunulabilir kılan Rentec, 1983 yılında başladığı Ar-Ge faaliyetlerini 2003 yılından bu yana eğitim odaklı sürdürüyor. Firma, analitik düşünme gibi bilişsel becerilerin bireylere kazandırılmasını amaçlayan öğrenci merkezli deney setleri ve laboratuvar ürünleri geliştiren ilk yerli üretici unvanı taşıyor. Önce tek bir deney seti imal ettik ve bayağı tutuldu. Bunun üzerine çeşidimizi gittikçe arttırarak bugün 100-150 civarında bir ürün kapsamımız var. Üniversite 1 ve 2. sınıfları 3. sınıfa kadar olan deney setlerini şu an yapmaktayız. Ve bu konuda yurt dışından büyük miktarda ithalatı kestik. 2 yıl önce kurduğumuz bu Ar-Ge merkezinde ürünlerin tasarımlarını ve prototiplerini üretmekteyiz. Ayrıca ODTÜ Teknokent'te de ayrı bir Ar-Ge merkezimiz var. Orada da elektronik ve yazılım Ar-Ge'lerini orada yapmaktayız. Genel Müdür Hüsnü Akalın ve ekibi bilimi geniş kitlelere ulaştırmak ve çocuklara bilimi sevdirmek üzere sorgulayarak, keşfederek kalıcı öğrenme sağlayan bilim merkezi ürünleriyle de fark yaratıyor. Bilimi dokunarak öğrenmek öğrenin sloganımızdan dolayı bilim merkezi alanlarına da çalışma, tasarım ve ürün üretmeye başladık. Şu anda oldukça çok miktarda 100-150 civarında bilim merkezlerine verdiğimiz bilimsel oyun yahut demonstrasyon ürünleri vardır. Şu ana kadar genellikle yurt dışından gelmekteydi bilim merkezi ürünleri de ve bunu Türkiye'de ilk yapan firmalardanız. Belki de ilkiz. Gölbaşı'ndaki Ar-Ge merkezinde her biri ayrı bir yeteneği ortaya çıkaran, eğlendirirken öğreten çok sayıda proje bulunuyor. El becerisi. Çocukların buradan bu halkaya dokunmadan geçmelerini sağlayan veyahut da yanıldığı zaman alarm veren bir sistem. Hemen uygulamalı gösterelim o zaman. Buradaki iletken kısımlara dokunmayacaksınız. Burası dahil. Tamam, başlıyorum. Evet. Çok güzel. Buradan aradan geçeceksiniz. Siyaha dokunabilir miyim? Dokunabilirsiniz. Orada dinleniyorsunuz. Yani buraya kadar geliyor. Burada bir de kişi şunu öğreniyor. Değdiği zaman devrenin tamam. Şimdi bilimle nasıl bir şey kuruluyor. Evet, amaca yönelik. Yani dokunduğu zaman o elektrik devresinin tamamlanıp işte uyarı verdiğini tabii, görebiliyor değil mi hocam? İletkenlik yani, ve yalkanlık var burada. Evet. Robotlar çocukların dikkatini en çok çeken bölümlerden. Çocuklar uzaya çok meraklılar. Robotlar üzerine de öyleler. Biz onlara birçok fırsat sunuyoruz burada. Küçük yaş gruplarına hitaben ve daha sonra büyükler için de hani getirdiğimiz sistemler mevcut. Biz bunları temelde bir uzay projemiz var TÜBİTAK'tan geçen. Onun altyapısını oluşturmak adına getirdik. Hani nasıl çalışmalar yapabiliriz? Örnek Mars robotunun bir benzerini bilim merkezimize nasıl kurabiliriz? Onun için getirdik. Çocuklarla direkt çalışmanın güzel yanı onların hayal güçlerinin bize çok büyük avantajları olabiliyor. Model uçak, el becerisini geliştiren bir hobi olarak karşımıza çıkıyor. Burada bizim yaptığımız model uçaklar. İçinde değilsiniz, dışarıdan kumandayla yönetiyorsunuz. Dolayısıyla gerçek uçakları kullanmaktan daha zor. Modelleri uzaktan kumandayla uçuruyor. Tabii belli bir yaşın üstündekiler bunu uçurabiliyorlar. Mesela 8 yaşında kaç bir çocuğa... Kaç yaş grubuna hitap ediyoruz burada? Evet, burada en az 15'ten yukarı diyelim veya 14'ten yukarı. Türkiye genelinde
ve sayısı hızla artan bilim merkezlerinin kurulmasında ve gerekli donanımların temin edilmesinde de kurum etkin bir rol üstleniyor. Biz bilim merkezleriyle topluma bilimi ve teknolojiyi sevdirme, bunun üstüne çalışıyoruz. Bilim merkezli projelerini yaparken bizim esas temel amacımız çocuklara bilimi sevdirmek, yaşayarak yaparak öğrenmelerini sağlamak. Tabii bu yaşayarak yaparak öğrenme yoluyla da kalıcı öğrenmeyi sağlamak. Şimdi biliyorsunuz okullarda fen dersleri işleniyor formal bir şekilde. Fakat biz formal ve informal eğitim arasında bir köprü kurmayı amaçlıyoruz. En çok ilgi çeken deneylerden birini uygulamalı gösteriyoruz. Şimdi ben sizi en güzel kuaföre götüreceğim Özge Hanım. Nasıl olacak ha? Şimdi sizin elinizi küreye dokundurmanızı istiyorum, tek elinizi. Şu elinizi dokundurursanız daha iyi olur. Ben çekin diyene kadar elinizi çekmeyin. Şimdi size biraz statik elektrik gönderiyorum. Saçlarınızı şöyle biraz sallarsanız. Ben nötr olduğum için, Özge Hanım da pozitif yükle yüklü olmuş olduğu için gördüğünüz üzere ondan bana elektrik yükleri akmaya başladı. Bu yüzden de arada ufak bir elektriksel potansiyel farktan dolayı bir kıvılcım çıktı. Artık Özge Hanım'ı kurtarmamız gerekiyor bence. Elinizi çekebilirsiniz Özge Hanım. Farklı gezegenlerde kütlemiz, ağırlığımız ya da yaşımız değişir mi? Yazılımı, bütün her şeyi, üretim bize ait olan bir deney seti. Burada farklı gezegenlerde kütlenizin, ağırlığınızın ve yaşınızın değişip değişmediğini, değişiyorsa nasıl değiştiğini görüyoruz. Kütlem görüldüğü üzere her gezegende aynı. Ama ağırlığınız her gezegende farklı. Dünya bir sene 365 günde tamamlarken Venüs farklı bir sürede tamamlıyor. Bundan dolayı Venüs'te yaşamış olsaydık şu güne kadar yaşadığımız yani geçirdiğimiz yıl sayısı farklı olacaktı. Orada 51 yaşında yani 51 sene geçirmiş olacaktık. Ya Venüs'te. Da Mars'ta 16 yıl geçirmiş olacaktık. Mars'ta 16. Dünyadaki izimizi ölçmek ve bunu mümkün olduğunca aşağıya çekmemiz gerekiyor. Nasıl bir farkındalık uyandırdınız çevreyle ve karbon emisyonuyla ilgili, karbon salımıyla ilgili Salih Bey? Ya bu uygulamada ilk başta çocuklara değişik konularda sorular sorarak, işte konut bölümünde veya ulaşım bölümünde veya yaşam bölümünde çeşitli sorular sorarak hesaplamalarla beraber bir karbon salınım miktarı sunuyoruz. Ve çocuklara şunu söylüyoruz, siz böyle devam ederseniz işte dünya daha çok kirlenecek. Bunun için ulaşımınızda araç yerine yürümeyi tercih edin. Bu tarz önerilerde bulunuyoruz. Kurucu Hüsnü Akal'ın sözlerinin sonunda özellikle çocuklara ve gençlere sesleniyor. Bilime dokunun diyor. Bilimden, fenden korkmayın. Dokunarak, deney yaparak öğrendiğiniz şeyler sizin her zaman gelişmenize yardımcı olacaktır ve daha çok seveceksiniz feni. Şu an ülkemizin bilinçli mühendislere, fen bilimcilerine ihtiyacı vardır.